Önce minik bir duyuru arkadaşlar. Ondan sonra videoya geçeceğiz. Şu ismimi okur musun diyen arkadaşlara hemen küçük bir selam yollayayım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim için bu hakikaten zor oluyor. Hepinizi bulamıyorum. Her videoda birkaç tanenizi buradan ismini okuyacağım ama hepsini bulamıyorum arkadaşlar. Çok fazla yorum okuyorum sürekli. Hemen söyleyeyim. Cenk Coşkun'a selamlar. Erkan Buğra Pulat sana da selam olsun. Bizim kafaya selamlar. Oyuncunun yumurtasına selamlar. Ve hemen videoya geçelim hadi. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'la ilgili ID'mi öğrenmek istiyorum. Videonun sonunda ID'yi yayınlıyorum arkadaşlar. Oradan ekleyebilirsiniz beni. Hepiniz oluyor abi oluyor. Daha yeni yaptım. Bugün yaptım. Yarın yaptım derken işte. 3, 2, 1. Büyük an geldi. Gözlerinizi kapatın. Dalıyorum. Taş gibi karga. Baksana Allah. Ne var orada? Aa, altın elma buraya mı götüreceğiz acaba? Bir dakika, değişik bir yer. Bir yazı yazıyor ha. İlk kez görüyorum. Devam edelim. Eve doğru bir yaklaşalım. Ev nerede ya? Abi kayboldum. Abi ev nerede? Yuh. Bakın bu evde fena değil ha. Var bunda bir şeyler diyeceğim de aslında ama yok bir şeyler yani. Tamam. Burada ileri gitmek yok. O ne? Bu ne lan? Onu alabiliyor muyum? Yuh. Ana bu ne lan? İlk kez görüyorum. Arkadaşlar yeni bir şey daha buldum. Bununla bir şey olabilir bakın. Bıyıklı amca hediye paketi hediye paketi gel gel. Şş. Abi ne yapıyorsun? Şş. Ön teker boşta. Şuna bak takılıp geri dönüyor. Mezarlığa gidiyorum şu hediye paketini belki de mezarlığa koyacağız ha. Evet büyük ana hazır mısınız? Şu an ve işte. Hiçbir şey olmadı. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Hello Neighbor bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Hello Neighbor'da şöyle bir şey yapacağım. Alfa 4'teyim. Alfa 4'te olmamın nedeni şu kapan bug'ına çok taktınız. Ben de taktım bu arada. Bu taktığımdan dolayı da bu kapan bug'ını yapmak için Alfa 4'e geldim. Önce şu bıyıklı amcayı Fizan'a yollayacağım. Ondan sonra kapan bug'ı ile beraber yeşil anahtar kapısından girmeyi deneyeceğim. Ondan sonra 3. bölümün orijinaline geçip sizi gizemlerle buluşturacağım. Evet arkadaşlar çok merak ettiğimiz şey kapan bug. Evet elimizde kapan var mı? Evet almışım. Güzel. Yeşil anahtar ve kapan bug'ı çok merak ediyordum. Hepiniz oluyor abi oluyor. Daha yeni yaptım. Bugün yaptım. Yarın yaptım derken işte. 3, 2, 1. Büyük an geldi. Gözlerinizi kapatın. Dalıyorum. Yemin ederim oldu be. Abi dur bir dakika gelmeyin. Aman bismillah. Tamam tamam oldu. Evet. Evet arkadaşlar kapan bug'ını onaylıyorum. Artık kapan bug'ı bulgur onaylı. Ama şöyle bir problemimiz var. Bendeki orijinal versiyonda gerçekten olmuyor. Bu Alfa 4'teyim şu an. Alfa 4'te tek seferde girdim. Yuh be. Geri çıkabiliyor muyum lan buradan ben? Burayı geçmek zorunda mıyım? Ha, beni rahat bırakın. Evet arkadaşlar az önce kapan bug'ının Alfa 4'te nasıl gerçekleştiğini ben de gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi sırada başka bir tane yöntem var. Bir arkadaşımız bana dedi ki şurada gelen zarfı aldığınızda hatta şu an arkadaşımızın yorumu ekranda olacak. Zarfı alıp oyunda ESC'ye basıp çıkıp girdiğimizde dedi zarf elimizde oluyor ve onu fırlatıp atabiliyoruz falan dedi. Yani fırlatma safhası şöyle. Yani burada herhangi bir ürün de aldığınızda şöyle dışarı tam camın kenarına gelip fırlattığınızda dışarı fırlatabiliyorsunuz. Bu bir bug değil. Bu zaten oyunun bir açığı. Her yerde var bu. Ama şu zarfı aldığımızda hani bir ekrana geliyor. Aldıktan sonra hemen ESC'ye basacakmışız. Deneyelim. Bastım. Zarf elimize doğacakmışız. Deneyelim. Olmadı. Lan. Yeniden başlat mı diyeceğiz. Oo, hakikaten yeniden başlat deyince arkadaşlar zarf elimize geldi. E şimdi öbür zarf gelecek mi? Bir zarf daha olacak mı? Hemen bunun için burada dolanmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar ilk zarf elimizde ama ikinci zarfı vermiyor. Bayağı bir bekledim burada. Bayağı bir oyalandım. İkinci kez kapı çalıp zarf vermiyor. Ama zarfımız var mı? Var. Şimdi arkadaşlar 3. bölümde gizemlere geçiyorum. 3. bölümün gizemleri. Hazır olun çok ilginç şeyler getireceğim karşınıza. Belki de hepsini biliyor olacaksınız. Hadi bakalım 3. bölümün gizemlerine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte 3. bölüme geldik. Şimdi gizemlere başlayalım. Bu arada ben bölümün geçilebilecek birçok şeyini geçtim. Yani kırmızı anahtar görevini yaptım. Yeşili yapmadım, maviyi de yapmadım. Lüzum görmüyorum onları yapmaya çünkü. Çok önemli değiller gizemler açısından, benim takıldığım noktalar açısından onlar önemli değil.
Şimdi hızlıca başlayalım. Nelere takıldım? Şöyle bir gideyim. Nereye gittim ben? Bura nereden? Dur, oraya değil, şuraya doğru git. Evet, şöyle devam ediyoruz. Şimdi ilk merak ettiğim şey. Bunları arkadaşlar hani size soruyorum. Mesela ben de merak ediyorum ne olacak, nedir bunlar diye ama sizin cevaplayabileceğiniz şeyler de olabilir, cevaplayamayacağınız şeyler de olabilir bunların içinde. Şöyle bir hop, ikinci uçmayı alalım. Hop. Evet, gidiyoruz. Şöyle. Evet. Bu arada bu vanayı ben açtım. Merak ettiğim birinci şey bu. Üzerine video game yazan minik kamyon. Şimdi şöyle bir evin önüne doğru gidelim. Gizemlerimizi bir araya toplayalım. Yani merak ettiklerimizi. Şu kapıyı kim açtı ya? Ben açmadım. Kırmızı anahtarı yapmıştım. Bunu dursun, önemli değil. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şu video game yazan kamyon. Hani biliyorsunuz bu oyunda böyle kenarda köşede bir şey varsa bunu alıp bir yere koyduğunuzda bir işe yarıyor. Örnek göstereyim, mesela şu yukarıda bir tane düzenek var, hatırlıyorsunuz. Şu jeneratörü kapatmamız için hani bir gitar alıyoruz, bilmem ne alıyoruz falan, bir yere koyuyoruz, diziyoruz. Bir sistem oluşuyor. Şimdi ben merak ediyorum, acaba bu arabayı da bir yere koyacak mıyız bu oyunda? Tamam. Bu oyunda bu arabayı koymadan oyun bitiyor. Evet, orada dursa da oyun bitiyor. Ben şu anda da oyunu bitirebilirim. Birçok şeyi yapmadan oyunu bitirebilirim. Mantar tabancasını hiç almadan oyunu bitirebilirim. Ama mantar tabancası bir görev. Acaba bu arabada bir işe mi yarıyor? Bir, yorumlarda bunu yazın. Hemen gizemlere devam. Öbür gizem, merak ettiğim diğer şey. Şöyle bir karşıya atlayalım. Hop, tamam. Şimdi bu oyunda biliyorsunuz şu kenara bir mekan sıkıştırmışlar. Aynen burası. Ve buradan şu karanlık yere gidince gidemedim. Niye gidemedim? Gidiyorum. Evet, gittim. Tamam. Bakın burada evet, Unreal Engine Missing Spirit diyelim ben mesela. Bu ne demek bilmiyorum ama biliyorsunuz buraya daldığınızda evet, nereye geldik? Mezarlığa, kilise var. Burada bir mezarlık var. Hepiniz biliyorsunuz ki burada işte bu mezarlıkta bıyıklı amcamızın eşi yatıyor. Bu bıyıklı amcamızın eşinin mezarlığı. Acaba diyorum oradan aldığımız bir materyali buraya mı getireceğiz? Ama öyle olsa da yani altın elmayı mı buraya getirip koyacağız acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Yani bu meraklarımın arasında önemli şeylerden biri. Bizi neden mezarlığa yolluyor bu oyun? Evet. Şimdi bunun dışındaki gizemlere devam ediyoruz. Şu göl neredeydi göl? Sizi bir de göle götüreyim ben. Şuradan mı çıkıyorduk? Aynen buradan çıkıyoruz. Evet, gölümüze geldik arkadaşlar. Evet, merak ettiğim noktaya doğru inişe geçiyorum. Hop. Ba güm. Evet. Altın elmayı getir. Bunun içinden gir diyen arkadaşlarımız da oldu. Arkadaşlar bunu denedim. Altın elmayı ben buraya getirdim. Bunun içine falan girilmiyor. İşte bir gizem daha. Şimdi burada bir tane şey var. Megafonumuz var. Burada da bir tane taş plak var. Şimdi taş plağı bakın elimize alabiliyoruz. Ama bu megafon mudur artık, gramofon mudur, her neyse, gramofon galiba. Buna hiç elimizi süremiyoruz. Hiçbir şekilde buna ben yani bir şey yapamıyorum. Birinci, burada iki tane kayık var ve bu burada. Acaba bu ne olabilir? Bakın burada da bir tane yapay bir, hani Hello Neighbor'ın ikinci bölümünde hatırlarsanız bir tane motorlu köpek balığı vardı. O bu gölde. Şunların içine girdim. Hiçbir şey yok. Baktım. Şu ileride yanan bir tane şey var. Uydu anteni. O ne bilmiyorum. Ama bakın burada da kaza yapmış bir araba var. Aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba bu kaza yapmış araba, bıyıklı amca kaza yaptığında ona çarpan kamyon bu mu? Hani hatırlarsınız eski bölümlerde bununla ilgili bir videoda göstermiştim. Bıyıklı amca bir kamyonla kaza yapıyor. Yani daha doğrusu kendi arabasıyla bir kamyona çarpıyor. Acaba bu kamyon onun kaza yaptığı kamyon mu? Hani işte şurada bir yerde kaza oldu da. Bu ne? Yolun yarısı altta ya. Bak burada da bir bug oluşmuş. Acaba burada kaza yaptılar da işte bu mekanda bir yerde bu kaza oldu. Ve sonrasında da ne bileyim yani bıyıklı amca eşi de öteye götürüldü mü? Yani burada da bir gizem var yani. Bence öyle geliyor bana. Bu kamyon, bununla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Bu kamyon bence bıyıklı amcanın kaza yaptığı kamyon. Yine gizemlerimize devam ediyoruz. Şöyle hızlıca sizi farklı bir yere daha götüreceğim. Burayı hızlı geçeyim. Çok beklemeyelim. Hadi ışınlanır derecede bir hız bekliyorum senden. Uç bakalım. Evet arkadaşlar, işte geldik. Loot Cake. Evet, ne demek bu? Şimdi burada bir kargamız var. Bu arada buradaki kutuları da bakın hiçbir şekilde elimize alamıyoruz. Yani benim şöyle gizem olarak adlandırmamın nedeni şu. Şimdi biz bu kargaya hiçbir şey yapamıyoruz. Alın tabancayı sıkalım.
Taş gibi karga. Baksana Allah. Kargaya bak, ulan kak kak ediyor ama. Ya ne sıkarsan sık adamdan sekiyor ya. Terminatör karga. Mükemmel, beğendim bunu. Yani güzelmiş. Ama şöyle bir şey. Burada bakın bir tane de vanamız var. Vanaya da elleyemiyorum. Geliyoruz. Şurada bir maske var. Bunu elleyebiliyoruz. Abi ben bunu elleyebilirsem ben bunda da bir gizem ararım. Bunda da bir şey olabilir. Şimdi üçüncü gizem de bu. 3 mü? Kaç etti abi? 50 tane etti ya. Bunlarla ilgili arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Belki hani benim haricimde siz bunlarla ilgili bir şey yapmışsınızdır. Ve belki de bir internette bir yerde görmüşsünüzdür. Bunlarla yapılan bir şey yapılıyorsa biz de yapalım ya. Birlikte yapalım sizlerle. Yani Hello Neighbor 3. bölümü darma duman edelim. Hepsini çözelim yani istiyorum ben. Şimdi şöyle eve doğru gideceğim tekrar. Bakayım buralarda evlerde kenarda köşede bir şeyler var mı? Yani yok, niye olsun? Çünkü evler bakın böyle yapıları bozuk olduğunda bunları elleyemiyoruz zaten. Aa bir dakika, şurada bir şey var. Bak bunu da ilk kez görüyorum. Şu karşıda bir ne var orada? Aa altın elma, buraya mı götüreceğiz acaba? Bir dakika, değişik bir yer, bir yazı yazıyor ha. İlk kez görüyorum. Burada farklı bir şey çıkabilir. Yani ben bu dış mekanı gezdim ama burayı hatırlamıyorum. Yeni mi koydular lan bunu buraya? Güncelleme mi aldı oyun? El sıkışan anıt. Allah Allah. Ne yapacağız? Burada gelip bunu oturup izleyecek miyiz? Çok mantıklı gelmedi ama el sıkışan anıtımız var. Sağda solda başka bir şey yok. Şöyle kenara bir şeyler sıkıştırırlar mı? Üste çıkamıyor muyuz? Çıkamıyoruz galiba. Ha yok, çıkabiliyoruz. Tamam. Güzel. Etrafına böyle bir bakalım. Abi sen ne işe yarıyorsun ya? Daha üste çıkamıyor muyuz? Biraz, hadi, hadi oğlum. Olacak, dur. Bir dakika. Şuradan çıkayım. Ha, vallahi da çıktım ha. Çıktım da ne oldu? Ateş edince bir şey mi vereceksin bana? Abi ne olur sen de bir gizem olsun ya. Altın elmayı sana mı getireceğim yoksa? Bir şey anlamadım. Neyse bakın. Bu çok bir gizem gibi değil. Yani alelade bir anıt da olabilir. El sıkışma muhabbeti var. Gökyüzünde güneş. El sıkışıyoruz. Görüşürüz. Evet bunu geçtik. Yok bundan bir iş olmaz gibi geliyor bana. Devam edelim. Eve doğru bir yaklaşalım. Ev nerede ya? Abi kayboldum. Abi ev nerede? Yuh, şu taraftaymış. Ben daha değişik öter. Aa, o ne? Şurada bir şey daha mı var? Bir gizemli bir yer daha mı var? Evet. Hadi bir şey olsun. Tüh. Elleyemiyoruz. Biri salıncak kurmuş, ipi kopmuş. Aa, vay. Aa. Ya tam dedim ki gizemli bir yer daha bulduk. Yok abi. Ama bakın burada bir iş var. Dur bakayım posta kutusunda bir şey mi var yoksa bunun? Açıl abi. Tüh. Lan burada bir hediye çıksaymış. Abi bunu da ilk kez görüyorum ben arkadaşlar. Şu ev, bakın bu kırmızı ev farklı diğerlerinden. Evin önünde bir araba var. Evet, arabada bir gizem yok. Etrafında eşyalar var bakın. İlk kez görüyorum arkadaşlar. Ama eşyalara dokunamıyoruz. Evet. Hiçbirine dokunamıyorum. Yani. Aa bir dakika, ben full doluyum. Şunu bir yere koyalım bakalım. Şunu da bir koy. Şimdi deneyelim. Yok. Zaten mouse'un ucu büyümeyince eşyalara dokunamadığımızı anlıyoruz. Kapının önünde halısı, kilimi var. İçeri girebiliyor muyum? Kimse yok mu? Abi gizem arıyor. Yardımcı olsanız olmaz mı? Olmaz. Umursamıyorlar. Burada da bir tane market sepeti var ama yani market arabası var, hiç bir şey yok. Tamam, bir umutlanmıştım. Değişik bir şey var diye ama yok çıktı. Devam edelim. Lan az daha kayboluyordu lan. Az daha CD kayboluyordu. Oğlum, ben onu saatlerce aradım buldum. Sen niye kaybediyorsun? Neyse. Önemli değil. Şimdi şöyle ileri doğru gidelim. Bakın bu evde fena değil ha. Var bunda bir şeyler diyeceğim de aslında ama yok bir şeyler gerçi. Şu topu da mı alamıyoruz? Burada bir dürbün, bir şapka, bir şey var. Yani ilginç gelmiyor değil. Geliyor da işte. Buraya bir şey mi getirip koyacağız abi? Neyse, gidelim. Belki bunun gibi birkaç tane daha ev vardır. Ben görmemişimdir. Evet, evimize doğru yol alıyoruz tekrar. Oo, evimize şöyle bir karşı tepeden bakalım. Manzarası güzelmiş.
Bu arada bu ev bizim değil ki, bıyıklı amcanın evi. Niye bu kadar sahiplendiysem? Artık ondan bile çok evin içinde gezdiğimiz için olmasın. Sürekli evi biz hani dolaştığımız için. Şimdi böyle bir dış mekana da ufak bir bakalım. Etraftan normalde giriş yok biliyorsunuz eve. Ölmem lazım girebilmek için. Yeniden haritanın içinde başlayabilmek için ölmem lazım. Bakın buralardan hiçbir şekilde eve giriş yok. Yani şu an duvara sıfır giriyorum ama hiçbir şekilde etkisi olmuyor. Evet. Hala giremiyorum. Şuradan bir yerden çift atlamayla girebilir miyim? Deneyelim. Hop. Hop. Yok. Duvara takılıyoruz. Devam edelim. Evet. Şurada bir mekan var. Burada bir taş var. Var mı bunda bir gizem abi? Yok mu? Kenarında köşende bir şey yok mu senin? Şurada bir toprak var. Şimdi kürekle burayı eşecekmişiz gibi bir hava var ama üzerine geldiğimizde hiç öyle bir şey çıkmıyor. Tabi oyunda kürek de yok gerçi bu bölümde ama olsa bunu denerdim. Vallahi denerdim. Şimdi devam edelim. Bu evlere de baktık. Şöyle. Ah bir dakika şurada bir şey var. O ne? Yok hiçbir şey değilmiş. Pardon. Oo buradan ileri hiç gidemiyorum. Tamam. Burada ileri gitmek yok. O ne? Bu ne lan? Onu alabiliyor muyum? Dur bir dakika. Şuradan bir şey atmam lazım. Şemsiye fazla var. Şemsiyeyi atalım. Yuh. Ana bu ne lan? İlk kez görüyorum. Arkadaşlar yeni bir şey daha buldum. Ya belki siz yani bulmuş olabilirsiniz belki ama ben bunu ilk kez görüyorum bakın. Hediye paketi. Vay bir dakika. Bunu geri koyabiliyor muyuz oraya? Abi geri koyamıyor muyuz? Şöyle. Olmuyor. Aldık bir kere. Bizim oldu. Tamam sıkıntı yok. Bununla bir şey olabilir bakın. Ne oldu lan? Kapağı yamuldu. Bıyıklı amca hediye paketi hediye paketi gel gel. Şş. Lan karşıya geçemiyorum bu sefer de. Burada nasıl lan? Her evini hediye paketi mi toplayacağız? Burada her yerde var mı bu? Bakın arkadaşlar yeni bir gizem buldum. Bunu ilk kez bu bölümde keşfediyorum. Araba çekil. Şimdi bir dakika ölüp bir eve gitmeyi merak ediyorum. Bunu bir yere koyuyor olabilir miyiz ya? Şu inanılmaz meraklıyım bu konuda. Dur şuradan bir yerden atlayıp ölsem. Abi yüksek bir yer yok mu? Ölüp yeniden doğmam lazım. Ha bir dakika ben bunları bir götüreyim. Şu bizim bıyıklı amcamızın eşinin mezarına bir... Arabaya ne oldu lan öyle? Aa. Arabalar burada stopluyor kendini. Abi ne yapıyorsun? Şişt, ön teker boşta. Amca nereye gittin? Hop. Vay. Oyun burada bitiyormuş lan araba yolu. Şuna bak takılıp geri dönüyor. Vay sizi sizi. Şuraya doğru bir yol yapamadınız ha. Lafta büyük oyun yapıyorsunuz. Neyse sıkıntı yok. Merak ettiğim bir noktayı şimdi hemen aydınlatacağım. Mezarlığa gidiyorum. Şu hediye paketini belki de mezarlığa koyacağız ha. Hadi bismillah bir şeyler olsun ya. Hemen gidelim. Şu hediye paketini mezara bırakalım ve inanılmaz bir olay gerçekleşsin lütfen. Yani öyle olsun istiyorum. Lan heyecanlandım ha. Bak ne olacağını çok merak ettim. Evet. Evet, büyük ana hazır mısınız? Şu an mezarlığın önündeyim. Elimde hediye paketi ilk kez karşıma çıkıyor. Hadi bakalım şuraya bırakıyorum. Abi bıraksana. Ve işte hiçbir şey olmadı. Abi niye bir şey olmadı ya? Abi ben bundan çok umutluydum. Hediyeni almadın mı teyze? Bak hediye. Şişt. Tamam ölüye hediye verilmez ki çok saçma zaten. Sana burada maske versem onu da mı istemezsin? Plak. Plak var bak şu temiz plak var. Sıfır. Daha yeni aldım şeyden. Kapanında, kum kapanından. Şey kapandan. Ne kapanıydı o ya? Bir şey kapanından. Neyse olmadı. Teyze ya. Bana bir şeyler yapın. Bu olmuyor ki böyle ama bir şeyler buluyorum buluyorum hiçbir işe yaramıyorlar. Neyse dur bir dakika. Şöyle küçük şu yeşil ev de güzelmiş. Ne yazıyor önüne? M13. Aklımda tutayım. Belki de M13 yazan bir önemli bir şeyi buraya getirip mi bırakacağım? Ne yapacağım? Abi her yer gizem ya. Bakayım. Arka camlar da güzelmiş ha. Tamam, umudumu bundan kaybettim. Hemen şöyle bir ölelim. Öldükten sonra evimize doğalım. Evet arkadaşlar, gizemlere devam ediyorum şimdi. Şöyle evin içine girip ufak tefek bir şeyler de araştıracağım. Bakın şeyi çok merak ediyorum. Bunlar değişik değişik yerlerde ilginç şeyler çıkıyor bu oyunda.
Böyle üzerine bir şey yazdı mı ben pimpirikleniyorum. Elma. Çok ilginç. Bir elma daha. Adam elma delisi ya. Elmanın faydasından falan mı bahsedecekler? Ne yapacaklar? Evet. Lan. Lan ne oluyor? Aa, burası saklanma yeriymiş. Ben burayı bilmiyordum ha. Yuh. Abi bir senedir Hello Neighbor oynuyorum. Şurayı ilk kez görüyorum. Evet, problem yok. O ne? Hackboy. Gizem mi? Yani alalım. Gizem diyorum şu anlık buna. Değişik bir şey. Devam edelim. Şu an tam hırsız gibi hissettim kendimi. Aha. Sen nesin lan? Ve gel gel. Yer yok mu? Var. Harika. Şuradan bir kaçayım. Bıyıklı kenarda duruyor. Evet, üst katta bakalım. Şeyi çok merak ediyorum ya. Şurayı kapatalım bir. Acaba ben altın elmayı alıp bunun içine mi dalacağım şöyle? Yapacak mıyım öyle bir şey? Yani bunu deneyeceğim. Altın elma olgunlaştığında şuradan içeri atlayacağım onunla. Belki de bir şey olur. Ay Allah! En sevdiğim tablo. Dur bir dakika, şunu atalım. Şu benim en sevdiğim tabloydu abi. Evde, dur bir dakika. Bunu da yanıma alacağım. Bu da gizem. Kaç şuradan. Bıyıklı amca geliyor. Yani bence gizem tam değil. Gizem değil ama ben bu tabloyu seviyorum abi. Niye sevdiğimi söyleyeyim. Evde farklı tek tablo bu. Cidden yani her şeyin böyle değişik değişik. Hemen şu, pardon, hemen sözümü, kendi sözümü bölüyorum. Bunu şuraya koyalım. Bence bir gizem. Bu da bir gizem bence. Oyunda neler bulduk abi? Dur sen düşme. Küsme. Evet. Şu anlık karşımda benim merak ettiğim şeyler. Bu aslında bu beni merak ediyormuş gibi duruyor. Biraz saçma bir duruşu var ama sorun değil. Evet, video game yazan minik kamyon oyuncağımız, posta kutusundan yürüttüğümüz, içinde ne olduğunu bilmediğimiz tuhaf bir posta, bir maske, bir taş plak, Hackboy 9000 yazan ilginç bir bilgisayar kitabı, JVCL yazan, yine bu ne ya? Bu kitap mı? Video kaset falan mı yoksa? Video kasete benzemiyor değil. Bunun yanında arkadaşlar dediğim gibi bir de altın elma var. Yorumlarınızı bekliyorum. Yani şunlar ne işe yarıyor bileniniz var mı? Abi bunlar bir hırta yaramıyor diyeniniz varsa eyvallah, tamam. Ellemeyeceğim, kalsın böyle. Ama ara sıra oynarken bunları çözmek için çabalayacağım. Bunun dışında evdeki farklı olan tek tablo. Donlu kedi. Abi donlu kedi tablosunu niye duvara asarsın ya? Bıyıklı bak, tüm gizemini anladım. Tren kurmana bile eyvallah. Saçma sapan bir ev sistemine de eyvallah ama abi şunu anlayamıyorum ya. Donlu kedi nedir ya? Donlu kedinin tablosunu yapıp duvara asmak saçma bir merak. Saygı duyuyorum. Sıkıntı yok. Birçok şey bulduk evde. Tuhaf tuhaf, değişik değişik. Ama yani çoğunun demeyeyim, hiçbirinin ne işe yaradığını şu anlık bilmiyorum. Elma ağacımız büyüyor. O da büyüyecek. Bu videodan sonraki videoda zaten büyümüş olacak. Siz belki o sırada bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmiş olur ve yorumlara yazmış olursunuz. Yani bunların ne işe yaradığını siz de merak ediyor musunuz bilmiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Evet. Ne yapıyorsun? Şşt, minik donlu kedi. Gözleri ömre bedel. Şuna bak ya. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın diyorum. Bıyıklı amca. Abi şu tabloları versem de bir baksana. Dur bir dakika, sana bir hediyem var. Dur dur. Şşt. Bak, yan evde buldum. Bıyıklı amca. Abi vallahi yan evde buldum. Gel ne olur. Neredesin? Yan evde sana bir hediye getirdim. Al. Bak, öbür evin şeyinden yürüttüm. Abi nereye gidiyorsun? Öbür evden yürüttüm diyorum. Yan evden yürüttüğüm hediye paketi. Neredesin? Adam girmiş banyo yapıyor ya. Al al hediye paketi, al. Adam beni aldı. Oğlum hediye paketini al demiştim. Sorun yok. Ne yapalım?